2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt, 5 adet ceviz içi yaklaşık 30 gram, bayat ekmek içi yaklaşık 30 gram, 1 adet iri diş sarımsak, küçükse 2-3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 tatlı kaşığı limon suyu, isteğe bağlı ölçüde tuz, kıyılmış, doğranmış bir avuç dereotu isteğe bağlı ve 2 orta boy salatalık turşusu. Herkese merhaba. Size bugün muhteşem bir kalamar tarator sosu tarifi vereceğim. Seryalının kadar olamayız ama bizim de elimizden bazı şeyler geliyor. Deniz ürünlerini ben çok seviyorum. Onlarla ilgili sosları ve deniz ürünlerini yapmayı hobim gibi bir şey, çok hoşuma gidiyor. Evet, şimdi hemen Yalnız bu olaya sadece devam. kalamar tarator değil. Midye. Midye de olabilir. Bütün balıkların yanında da Evet. kullanabilirsiniz. Balık sosu olarak Evet. diyebiliriz. Evet, gel bakalım Seraya Hanım. Şimdi şöyle süzme yoğurt. Bundan tepeleme. Çorba kaşığı 2 tane koyuyoruz. Buyurun. Tamam. Sonra ekmek içi. Bu taze olursa yarımdan çıkıyor. Bayat olursa çeyrekten çıkabilir. Yaklaşık olarak 30 gram. Ekmek için. Gramajını da vereyim. Hani elimizde parçalı içine doğruyoruz. Ben bunu el blenderında çekeceğim için böyle ufak ufak pinçik pinçik yapıyorum. 5 tane ceviz içi. Bu değişebilir hani büyüklüğüne göre. Bu da yaklaşık 30 gram falan yapıyor. Onu da böyle bir bölüp bölüp içine koyuyorum. Evet, şimdi bir diş, böyle kocaman bir diş bu. Normal 2 diş falan sarımsak, isteğe bağlı. Rendeliyoruz içine. Rendeliyoruz. Eğer ronda da çekme imkanınız varsa bütün de atabilirsiniz. Dediğim gibi ben el blenderında yaptığım için böyle rendeliyorum. Mayonez 2 yemek kaşığı. Ama bu tepeleme değil de silme. Şöyle sıyıralım bunun içine. Şöyle 2 tatlı kaşığı limon suyu ekliyoruz. Tuz isteğe bağlı. Ben genelde çok fazla kullanmıyorum. Şöyle bir tırnak diyelim. Zeytinyağı 2 yemek kaşığı. Dereotu, bu tamamen isteğe bağlı. Bir dal da koyabilirsiniz. 10 dal da koyabilirsiniz. Büyüklüğüne bağlı olarak. Ben şöyle bir avuç falan ekliyorum. Hiç koymayacağım, dereotu sevmiyorum diyorsanız bence yemeyin bu tarator sosunu. Maydanozla da yapabilirsiniz. Ha? 13-10 dışarıda kaldı. Bunları ben ince ince doğrayacağım. Önce bunu ronda da el blenderında çekeceğim. Daha sonra turşuyu ekleyeceğim. Şimdi evet, alıyoruz. Turşularımızı doğramaya başlıyoruz. Şöyle orta boy diyelim, 2,5 kullandım ben. Küçük boy olursa 3, büyük boy olursa 2 olabilir. Bu arada böyle çekildi. Kıvamı da bu şekilde. Çok güzel oldu. Böyle ince ince kesiyoruz. Keseyim de ondan sonra çekersin hayatçım. Evet. Böyle Küçük küçük. küçük küçük doğradık. Şöyle içine atıyoruz. Buyurun bu tarafa alalım size hanımı. Şöyle. Evet, kornişon turşularımızı ekledik. Karıştırıyoruz. Sonracığıma streçleyip dolaba dinlenmeye bırakıyoruz.
1-2 saat dinlense yeterli olur. Çıkardıktan sonra belki onu gösteremeyebiliriz. Üstüne bir kaşık daha zeytinyağı, bir yemek kaşığı daha zeytinyağı gezdirirseniz tadından yenmez. Güzel olmuş mu hayatım? Vallahi ben çok beğendim. Şöyle biraz bir tattım. Sana. Bir daha mı? Tamam bakalım bir daha tattırayım. Sen de tat. Evet ben de şu kaşıkla tadayım. Ha, çok, o kıtırlık çok güzel içindeki. Çok güzel. Eline, tuz oranına çok dikkat etmek gerekiyor. Kornişon turşu olduğu için içinde. Evet mayonezde de tuz var. Evet. Bunun tuz ayarı çok iyi olmuş. Hiç tuz atmasak bile olur. Eline koluna sağlık. Çok afiyet güzel olmuş. Afiyet olacak inşallah yemekte. Evet yani bunu yapan insanlar diyeyim kendi zevklerine göre sarımsağını arttırabilirler, dereotunu azaltıp arttırabilirler. Bu bir defada olan bir şey değil. Bir bakacaksınız bu benim tarifim. Bakacaksınız damak tadınıza neyi eksik buluyorsanız ekşi olabilir, yağlı, zeytinyağı olabilir. Hani ona göre ufak eklemeler ama çıkarıp... çok büyük eklemeler olmaz hani tahminimce. Ufak tefek nüans farklılıkları olabilir. Afiyet olsun şimdiden herkese. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Bye bye.